Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, siper ürün 1 sistemiyle 100+KM menzildeki hedefin başarıyla vurulduğunu duyurdu. Savunma sanayimizden Türkiye 100 yılına girerken milletimize yeni yıl hediyesi. Uzun menzilli hava ve füze savunmamız için kilit önemdeki siper ürün 1 sisteminden güdümlü test füzesiyle 100 kilometreyi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu. Jet Banshee türevi hedef uçağın ve siperin kullanacağı füzelerin ilki olan Blok 0 füzesinin kullanıldığı testte Aselsan Umar Erken İhbar Radarı'nın yanında alçak irtifa radar sisteminin yer alması da dikkat çekmektedir. Daha önceki atışlı testlerde radar olarak sadece TEİRS yer almaktaydı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 yılı kurumsal mali durum ve beklentiler raporunda yer alan bilgilere göre uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi projesi aşama C-Siper projesi kapsamında ilk sistemin Aralık 2022'de envantere girmesi planlanıyor. Türkiye'nin oluşturmakta olduğu katmanlı hava savunması kapsamında uzun menzil, yüksek irtifada görev yapacak siper uzun menzilli hava savunma sisteminin bileşenlerinin geliştirme ve test faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda, blok tipi geliştirilecek füzelerden ilki Siper Blok 0'ın ilk test atışı Kasım 2021'de icra edilmişti. Sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet göstermek üzere 1998 yılında kurulmuş olan savunma sanayi firması MİLS OFT Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi, Siper projesi için geliştirilen taktik veri link sisteminin sistem entegrasyon laboratuvar testlerinin tamamlandığını açıklamıştı. Siper projesinde MİLSOFT taktik veri link sistemi SEL testleri başarıyla tamamlanmıştır. MİLSOFT olarak savunma sanayimizin hedefleri doğrultusunda durmadan çalışmaya ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.